Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Biden'la yaptığı görüşmede Patriot hava savunma sisteminin sağlanacağını açıkladı. Özellikle Rusya'nın füze saldırılarıyla Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldığı dönemde Patriot hava savunma sistemi savaşın gidişatını nasıl etkileyecek? Bu Ukrayna'nın güvenli bir hava sahası oluşturması için çok önemli bir adım. Ancak bu şekilde terörist ülkeyi ve onun enerji kaynaklarımıza, halkımıza ve altyapımıza yönelik terör saldırılarını sona erdirebiliriz. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, Amerika'nın kendilerine Patriot hava savunma sistemini vereceğini böyle duyurdu. Rusya'nın, Ukrayna'nın özellikle de enerji altyapı tesislerine düzenlediği yoğun füze saldırıları sürerken Patriot'lar Ukrayna'daki savaşın gidişatını nasıl etkileyecek? Bir Patriot füzesinin maliyeti yaklaşık 3 milyon dolar. Yani ulusal gelişmiş karadan havaya füze sistemi NASAM'ın maliyetinin 3 katı. Ukrayna'ya gönderilecek hava savunma sistemi, bir komuta merkezi, gelen tehditleri tespit etmek için bir radar istasyonu ve füze rampalarını içeriyor. Kullanılan füze tiplerine bağlı olarak menzilleri 40 kilometre ila 160 kilometre arasında değişiyor. Koruma için kilit önemdeki bir tesisin veya önemli bir şehrin etrafına yerleştirilmesi muhtemel. Bunun zamanlaması Zelenski'nin bakış açısından düşünürsek daha mükemmel olamazdı. Ve Rusya'nın kaygılanması söz konusu olduğunda burada kilit nokta Amerika Birleşik Devletleri ile Ukrayna arasındaki bağı gerçekten sağlamlaştırması. Patriot'ların kullanılması için Ukrayna kuvvetlerinin eğitilmesi gerekecek ve bu eğitim ülke dışında gerçekleşecek. Bunun Amerika'nın Almanya'daki Ramstein üssünde gerçekleştirileceği düşünülüyor. Ancak bu adım Moskova'nın ekstra tepkisine neden olan bir manevra. Moskova, Patriot'ları konuşlandırma planlarını bir provokasyon ve Amerika'nın Ukrayna'daki askeri varlığının daha da genişletilmesi olarak nitelendirdi. Rusya, daha önce de Patriot'ların meşru hedefler haline geleceğini belirtmişti.